Evet, Melhoran köyüne ulaştık. Arkadaşlar, zorlu bir Likya yürüyüşüyle tekrar merhaba. Zorlu diyorum. Neden zorlu? Çünkü Demre Fenike yürüyüşünde 0 metreden, yani deniz seviyesinden 1800 metreye kadar çıkıyorsunuz. Bu nedenle oldukça yorucu bir rota. Dolayısıyla Likya yolu yürüyüşlerini düşündüğümüzde bu 550 kilometrelik bu antik çağ yolu yürüyüşünün en zor rotalarından biri. Bu rotanın zorluğu ayrıca 41 kilometre olmasından da kaynaklı bir şey. Ama tabii tüm zorluklarına rağmen oldukça keyifli bir rota. Bu yürüyüşü Korsankoy, Gelidonya, Fenerbahçe, Adrasan yürüyüşünden de tanıdığınız, yani izleyenler muhakkak dikkat etmiştir, arkadaşım Mehmetcan yaptı. Onun bana anlattığı deneyimleri ben sizlerle paylaşıyorum. Evet, Melhoran köyüne ulaştık. Oldukça güzel bir yürüyüş. Zorlayıcı bir yürüyüş ama 0 metreden, yani deniz seviyesinden 1800 metreye kadar çıktığınız için haliyle çok güzel manzaralar var. Hem bu manzaraları görebilmek hem de bu yolu deneyimlemek isteyenler için bir ön bilgi olabilir diye düşünüyoruz. Evet, buralara. Yine rotadan çıktık uyarısı verdi ama. Hı? Rotadan çıktık, çıkma uyarısı verdi. Mehmetcan bu yürüyüşü yaparken ben ve yeğenim Berkant da bu sırada biz Kumluca'dan Karaöz'e, Karaöz'den Korsankoy'a doğru yürüyorduk. Korsankoy bizim buluşma noktamızdı. Mehmetcan yürüyüşü bitirdikten sonra Fenike'den Korsankoy'a geldi. Biz burada buluştuk ve Korsankoy'da hala kampingde geceyi geçirdik. Ve sabah uyanıp Gelidonya Feneri'ne, oradan da Adrasan'a doğru yürüdük. Bunun çekimi de kanalımızda mevcut. Mehmetcan 41 kilometrelik bu yürüyüşte Ala Kilise'de bir kamp yaptı. Geceyi burada geçirdi. Geceyi geçirdiği bu noktada hava serindi, onu belirteyim. Ama uyku tulumu ve çadır yanında olduğu için geceyi sağlıklı bir şekilde atlattı. Sabah uyanıp yola devam etti. 41 kilometrelik bu rotada bazı noktalarda tarihi yapılar mevcut arkadaşlar. Bunlardan biri de Ala Kilise ve Ala Kilise dışında da pek çok yerde mezarlar, eski çağ mezarları mevcut. Taşların oyularak yapıldığı mezarlar mevcut. Eski çağda pek çok mezar bu şekilde. Örneğin Olimpos'ta bu mezarlardan çokça var. Çünkü biz Olimpos bölgesinde korsanların da yaşadığını biliyoruz. Yani hayatını kaybeden pek çok korsanın Olimpos'tan mezarı olduğu bilgisine sahibiz. Bu arada Mehmetcan bu yürüyüşü Mayıs ayında yaptı. Bunu belirteyim. Yani yürüyüşün yapıldığı tarihte hava serindi. Dolayısıyla yürüyüş çok zor olmadı. Bu da yürüyüşün aşırı sıcak altında yapılmadığı anlamına geliyor. Ki bu Likya yürüyüşlerini Nisan, Mayıs ya da Eylül, Ekim aylarında yapmakta fayda var. Şu karşıdaki dağa tırmanacağız şimdi. Ala Kilise'den Yatıkartıcı'ya kadar sürekli böyle
dik bir tırmanış var. Bu çekimleri izlediğinizde çekimler sizi rotanın zorluk düzeyine dair bilgi sahibi yapacaktır diye düşünüyoruz. Evet, finike gözüktü. Yarın akşam. Kimse yok. Kimse yok. Ondan sonra akşamüstü onlar sürüyü getirdiler oraya. Sonra baktık orada bir kalabalık dolanıyor. Gittim dedim ya, kadın da kız. Biraz safçadır onun. Bilmiyorum. Kız dedi, bak dedim, burada bir tane sizin keçi hasta dedim, bak falan. Onlar da keçiyi arıyorlarmış. Yavru keçi. Sonra keçinin bir baktık ölüsünü bulduk. Kız sarıldı keçiye, ağlamaya başladı. Ay ben sensiz ne yaparım bilmem ne. Acaba saf çevşeydi. Kız akıllı ya. Anası da akıllı. Çok öyle saflı falan değiller. Annesi yok. Buradaki hikaye şu. Mehmetcan ve yürüyüşçü arkadaşı yolda bir keçi buluyorlar. Keçinin can çekiştiğini görüyorlar. Ve üzerinden biraz zaman geçtikten sonra keçinin sahibi olan küçük bir kız geliyor. Keçinin can çekişini görünce ağlamaya başlıyor. Ben sensiz ne yaparım, beni bırakma gibi şeyler söylüyor. Bunun üzerine burada bir sohbet yapılıyor. Düz mü? Rotanın üstündeyiz. Evet, 10 kilometre var buradan. Yedi kardeşten çıktık. Şu an Belos antik kentindeyiz. Mezar tarzı kalıntılar var. Bu rotanın zorluğu şuradan da belli oluyor. Bakın burada Finike'ye 10 kilometre mesafe var. Yani baktığınızda Finike gözlerinizin önünde, fakat buradan itibaren dahi 10 kilometre mesafe var. Dolayısıyla demek istediğim oldukça yorucu bir rota.
dağ başına kadar gidiyor. Daha yeni görmüştüm bunu. Vay vay şaka vay gibi, vay şaka vay. Karşılaştık ya. Ulan şaka gibi ya. Mehmetcan'la karşılaştık. İşte Like yoluna ben doğudan geliyorum, Mehmetcan batıdan geliyor. Karşılaştık burada. Kamp yapacağız ve yola devam edeceğiz. Çevir bizi görsün. Harika. Ve işte çok iyi ya. Korsan koyuna geldik. Ateşimiz yanıyor. Bak görüyor musun? Siz mi yaktınız ateşi? Aynen. Vay. Oğlum nasıl tesadüf lan bu? Şaka gibi yemin ederim. Oğlum sen nereden geldin bir de? Sahiden mi geldin? O Like yolu işte burası. Ha.